Hallo, ich bin Kıvanç Ökten. Bugünkü videomun konuğu 1990'ların sonunda ortaya çıkan ve devasa kütlesiyle 2000'lere damgasını vuran Alman vücutçu Markus Rühl. 22 Şubat 1972 tarihinde Darmstadt şehrinde dünyaya gelen ve henüz 7 yaşındayken babasını kaybeden Markus, çoğu Avrupalı çocuk gibi futbola çok meraklıydı. 10 yıl top peşinde koştuktan sonra dizini sakatlayan ve iyileşmesini hızlandırması için doktoru tarafından ağırlık kaldırmaya yönlendirilen Markus, 55 kilo ağırlığında 18 yaşında bir gençken vücut geliştirme ile tanıştı ve yaşadığı hızlı gelişimi görünce futbolla ilgili planlarını rafa kaldırdı. İlk yarışmasına 1995 yılında Babenhausen'de düzenlenen Bach Gau Cup'ta çıkan 1.78 boyundaki Markus, 111 kilogramlık ağırlığıyla ağır siklet ve overall şampiyonu oldu. Volkswagen satış bayisinde çalışırken aynı zamanda hacmini de arttırmaya devam eden sporcu 2 sene sonra Almanya Ulusal Şampiyonası'nı kolayca kazandı ve pro kart alabilmek için IFBB Avrupa Şampiyonası'na hazırlanmaya başladı. Bu sırada hiç beklemediği bir gelişme yaşandı. Dönemin IFBB Pro Lig Başkanı Wayne Demilly'i arayarak fotoğraflarını görüp çok etkilendiğini ve kendisine pro kart vermek istediğini söyledi. Teklifi kabul eden Markus hiç vakit kaybetmeden ilk profesyonel müsabakasına katıldı ve Kevin Levroni'nin kazandığı 1997 Almanya Grand Prix'sinde 10. oldu. Markus'un ilk ses getirdiği yarışma 123 kilogramlık vücuduyla izleyenleri şok etti ve 4. olarak o seneki Mr. Olympia'ya katılma hakkı kazandığı 1999 Night of Champions oldu. Çoğu çaylak gibi o da ilk Mr. Olympia'sında çok fazla kıyaslamaya sokulmayarak yarışmayı 12. tamamladı. Ancak yapılan testlerde idrarında diüretik yani idrar söktürücü bulununca diskalifiye edildi. 2000 yılında Dexter Jackson'ı yenerek Toronto Pro şampiyonu olan ve ilk profesyonel birinciliğini elde eden Markus, aynı yıl Mr. Olympia'da 7. olarak dünyanın en iyi 10 vücutçusu arasına girmeyi başardı. Yarışma sonrası yapılan bir röportajda yöneltilen "Kendini 5 sene içinde nerede görüyorsun?" sorusuna "ilk 5'te" diye cevap veren Markus, 4 seneden daha kısa bir sürede bu hedefine ulaşacaktı. 2001 yılında önceki sene gereğinden fazla ağır olduğunu düşündüğü için çok fazla kardiyo yapan ve üst vücudundaki imza doluluğunu kaybeden Markus, buna bir de yarışmadan 5 hafta önce yaşadığı ve ameliyat ettirmeye zaman bulamadığı göbek fıtığının rahatsız edici görüntüsü eklenince Mr. Olympia'da 14.'lüğe kadar düşmekten kurtulamadı. Moral bozukluğu sebebiyle 29 yaşında emekli olmayı bile düşünen Markus, ailesinin ve arkadaşlarının desteğiyle pes etmemeye karar verdi. 2002 geldiğinde 4. defa katılacağı Night of Champions'ı kazanmaya kararlıydı. Markus 18 Mayıs gecesi büyük sporcuları sevdiği bilinen New York seyircisini inanılmaz bir kütle ve kondisyon kombinasyonuyla çılgına çevirdi. Aynı yıl Mr. Olympia'da 8. olarak bir önceki sene yaşattığı hayal kırıklığını telafi etmeyi de bildi. Markus 2003 yılında ilk kez katıldığı Arnold Classic yarışmasında Jay Cutler ve Chris Cormier'in ardından 3. oldu. Ancak Mr. Olympia'ya hazırlanırken trisepsini yırttığı için sezonu kapatmak zorunda kaldı. 2004 Mr. Olympia'da ise ilk 6'daki sporcuların sırayla birbirlerini seçtikleri bir pozda düelloya çağırdığı Challenge Round isimli yeni uygulama sonunda 5. olarak kariyerinin en büyük başarısını elde etti. Ronnie Coleman'ın 134 kilogram çıktığı bu yarışmada Markus 127 kilogramdı ve ikisinin birlikte verdiği most muscular pozu gerçekten de görülmeye değerdi. 2005 yılı güzel başlamıştı. Yaptığı işte en iyi 5 isimden biriydi. Kız arkadaşı Simone ile evlenmişti ve Frankfurt'un biraz dışında güzel bir ev satın almıştı. Yılın ikinci çeyreği başlarken ise IFBB'den artık şişkin karınlardan puan kırılacağı, şeklin hacime tercih edileceği yönünde bir bilgilendirme geldi. Markus kendisiyle özdeşleşen her şeye ters düşen bu yeni uygulama sebebiyle eskisi kadar ağır çalışmayı bıraktı. Karnı ve beliyle birlikte tüm vücudu da küçülen Markus iyi bir kondisyona sahip olsa da Mr. Olympia podyumuna eskiye nazaran düz görünen bir fizikle çıkarak 15. oldu. Bu vücut geliştirmeye başladığından beri aldığı en kötü dereceydi. Markus 2005 yılında kendisini olmadığı bir şeye dönüşmeye zorlamış, sonuç hüsran olmuştu. O yüzden herkesin sevdiği Alman devini geri getirmek için tekrar ağır kilolara saldırdı ve off-season'da 340 pound yani 154 kilograma kadar çıktı.
2006 Mr. Olympia podyumuna 127 kilogramlık vücuduyla adım attığında Ronnie'den sonra en ağır ikinci sporcuydu ve yarışmayı 8. bitirdi. Bir hafta sonra yapılan 2006 Avusturya Grand Prix'sinde Marcus ilk ünvanını kazanmış olan Jay Cutler ve kariyerinin sonuna gelen Ronnie Coleman'ın yanında öyle büyük ve etkileyici görünüyordu ki birçok kişi kazanabileceğini düşündü ama üçüncülükte yetinmek zorunda kaldı. 2007 Mr. Olympia'da 16. 2009 Mr. Olympia'da 15. olan Marcus 2010 Europa Super Show'u 7. bitirince artık yolun sonuna geldiğine karar verdi ve 13 yıllık profesyonel kariyerine emekli olarak nokta koymayı seçti. Videoyu bitirmeden önce neden Marcus Ruhl Mr. Olympia olamadı sorusuna kendi düşüncelerim ışığında ve onun aktif olduğu yıllarda bu ünvanı kazanan 3 isimle kendisini yan yana göstererek yanıt vermek istiyorum. Bence Marcus çok çılgın gözüken bölgelere sahip olsa da poz verdiğinde bütünlük içinde akan orantılı bir fiziğe sahip değildi. Tripslerinin omuzlarına ve bisepslerine göre çok zayıf olması özellikle yandan verdiği pozlarda simetrisine zarar veriyordu. Son olarak hiçbir zaman arkadan önden olduğu kadar sert ve kondisyonlu gözükemedi. En azından benim yorumum bu şekilde. Marcus bir keresinde bu sporu sağlık için değil büyük kaslar inşa etmek için yaptığını söylemişti. Kendisi şu an 49 yaşında, bildiğimiz kadarıyla bir sağlık problemi yok. 4,5 yaşında bir kızı, Ruth's Best Test adını verdiği bir supplement firması var ve son yarışmasının üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen hala vücut geliştirme dünyasının en popüler isimlerinden biri. Allah uzun ömür versin. Bugünlük bu kadar. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Tekrar görüşmek üzere.